Arkadaşlar merhaba. Bugünkü deneyde optikte ters kare yasası olarak bilinen deneyi yapmaya çalışacağız. Buna göre bir ışık kaynağından belli uzaklıkta ışık şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı azalmaktadır. Ters kare yasası fizikte birçok sahada karşımıza çıkıyor. Örneğin Newton'un kütle çekim yasası, elektrik alan, manyetik alan veya ses şiddetinin uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azaldığını biliyoruz. Ayrıca radyasyonun da uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azaldığı bilinmektedir. Bugünkü yapacağımız deneyde ışık şiddetini ölçmek için iki yöntem kullanacağız. Birincisi optik lüks metre ile bunu ölçmeye çalışacağız. Işık şiddetinin azaldığını, uzaklıkla azaldığını göstermek için. İkincisinde ise elektronik bir yöntem kullanacağız. Bunun için uygun bir fotodiyot kullanacağız. Ve bu ölçümleri bilgisayar ortamında uygun yazılımlarla tespit etmeye çalışacağız. Ama önce teori. Noktasal bir ışık kaynağının şiddeti uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Yani burada ışık kaynağının şiddeti I'dır. R ise ışık kaynağından olan uzaklıktır. Noktasal ışık kaynağı aslında ideal bir fikirdir. Gerçekte noktasal ışık kaynağı yoktur. Burada noktasaldan maksat kaynağın boyutlarına göre kaynaktan yeterince uzak mesafede yapılan ölçümler kastedilmektedir. Örneğin yıldızlar veya gezegenler mükemmele yakın noktasal kaynaklardır. Bir ampulden birkaç metre ötede ampul noktasal davranır. Ya da bir floresandan 15-20 metre veya daha ötede floresan ampul noktasalmış gibi düşünülebilir. Işık şiddeti, kaynağın yaydığı toplam ışık gücünün ışığın dağıldığı geometrik yüzey alanına oranı şeklinde tanımlanır. Örneğin, noktasal bir kaynaktan her yöne yayılan ışınlar R yarıçaplı bir küre üzerinde düştüğü varsayılsın. Küreğin yüzey alanı A 4 pi r kare olduğundan küresel yüzey üzerinde herhangi bir noktada ışık şiddeti şu formülle verilir. Burada K bir sabit, P ise ışık kaynağının optik gücüdür. Aslında meseleyi geometrik olarak anlamak mümkündür. Şekilde gösterildiği gibi O noktasında noktasal bir ışık kaynağı olduğunu ve kaynaktan R kadar uzakta alanı A olan bir yüzeyi aydınlattığını varsayalım. Bu A alanına düşen ışınların sayısı örneğin 1 milyon olsun. Işınların doğrusal yayıldığı düşünüldüğünde kaynaktan 2R kadar uzakta bu 1 milyon ışın 4A'lık bir alana düşecek ve birim alana başına düşen ışın sayısı 4'te 1'ine yani 250 bine inecektir. Benzer olarak kaynaktan 3R uzakta ise 1 milyon ışın 9A'lık bir alana düşecektir. Bu durumda alan başına düşen ışın sayısı 110 bin adet civarında olacaktır. Öyleyse kural, mesafe iki katına çıktığında birim alana düşen ışın sayısı başka bir deyişle ışık şiddeti 4'te 1'ine iner. Yani ışık şiddetinin uzaklığının karesiyle ters orantılı olarak anlaşılması tamamen geometrik bir olaydır. Işık kaynağının gücü watt veya lümen birimiyle ölçülür. Buna göre Işık şiddetinin birimi watt bölü metrekare, güç bölü alan kavramından watt bölü metrekare ya da lümen bölü metrekare olacaktır. Lümen bölü metrekare birimi özel olarak lüks olarak da adlandırılmaktadır. Işık şiddetini ölçmek için uygun fotodiyotlar barındıran güç ölçerler veya lüks metreler kullanılır. Lüks metre ile yapılan ölçümlere fotometrik ölçümler denir veya bu ölçümler sadece görünür bölgede ölçümleri kapsar. Optik güç ölçer ile yapılan ölçümler radyometrik birimlerle ifade edilir ve daha geniş bir tayfsel ışımaları ölçmek için kullanılır. İki ölçüm arasındaki geçiş yapmak istendiğinde buna benzer bir tablo kullanabiliriz. Şimdi deneye geçebiliriz. Bu birinci deneyde ters kare yasasını doğrulamak için farklı uzaklıkta ışık şiddeti verileri toplanacaktır. Deneyde gerekli malzemeler optik tezgah, ışık kaynağı ve lüks metredir. Deneyde izlenecek yöntem şöyle özetlenebilir. Işık kaynağını optik tezgahtan sıfır konumuna getirin. Deneyde kullanılacak ışık kaynağı hariç bütün ışıkları kapatın. Lüks metreyi kaynaktan 20 cm öteye yerleştirin ve ölçüm değerini bir tabloya kaydedin.
Kaynağı sabit tutarak lüksmetrenin konumunu 30 santimetreye getirin. 40 santimetreye getirin. 50 santimetreye getirin. Bu şekilde 100 santimetreye kadar her 10 santimetrede bir lüksmetrede ölçtüğünüz değeri tabloya kaydedin. Şimdiki deneyde arkadaşlar ters kare yasasını doğrulamak için elektronik bir uygulama yapacağız. Ancak bu durumda ölçüm pasko optik sistemine bağlı fotodiyot ve uygun bir yazılımla gerçekleştirilecek. Fotodiyodu kaynaktan 25 santimetre öteye yerleştirin. Ve 10 saniye boyunca elektronik veriyi toplayın. Şekilde gördüğünüz gibi veri salınım yapmakta. Bu veriyi uygun bir dosyaya kaydedin. Bunu şunun için yapıyoruz. Elektronik olarak alınan veri salınım yapmaktadır. Gördüğünüz gibi %50 civarında. Bu salınımdan gelen hatayı azaltmak için 10 saniyelik verinin ortalaması ve standart sapmasını hesaplayacağız. Şimdi kaynağı sabit tutup fotodiyodu 35 santimetreye getirip aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine 35, 45, 55, 65 ve 75 santimetre için bütün veriler benzer yolla toplanıp uygun dosyalara kaydedilecek. Tablo tamamlandığında elde edilecek sonuç şuna benzer olacaktır. Tablodaki uzaklığa karşılık ışık şiddeti verileri grafiğe döktüğümüzde şöyle bir çizim ortaya çıkar. Açıkça görülmektedir ki uzaklıkla ışık şiddeti ters orantılıdır. Yani kaynaktan uzaklaştıkça ışık şiddeti azalmaktadır. Azalmanın uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu doğrulamak için verileri şu 3 fonksiyona uydurabilir veya fit edebiliriz. Fitten beklenen sonuç kuramsal beklenti yani en eşittir 2 civarında olmasıdır. Buna göre bu fonksiyondan elde ettiğimiz sonuç diğerlerinden daha doğru bir sonuç vermiştir. Çünkü fit kalitesini belirleyen parametre goodness of the fit veya R kare değeri en iyi değerine burada ulaşmıştır. Malumdur ki bu değer 1'e ne kadar yakınsa sonuç o denli iyi olmaktadır. Özetle bu deneyle ters kare yasasını doğrulamış oluyoruz. Kaydettiğimiz her bir dosyadaki verilerin ayrı ayrı ortalaması ve standart sapması hesaplandığında şöyle bir tablo ortaya çıkar. Yani uzaklığa karşılık şiddet değerleri ve onlara eşlik eden standart sapmalar. Tablodaki uzaklığa karşılık şiddet verileri yine grafiğe döktüğümüzde şuna benzer bir çizim ortaya çıkacaktır. Grafikler yine birinci deneydeki gibi aynı fonksiyonlara fit ettiğimizde bu fonksiyonun daha iyi bir sonuç verdiğini görüyoruz. Yine elektronik olarak aldığımız verilere bakarak ters kare yasasını doğrulamış oluyoruz.